Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Yeni Güne Merhaba. Günaydın, günaydın Süper FM'in Süper Ötesi dinleyicileri. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Zuhal, bana hemen yardım et Zuhal, ne olur. Ne oldu? Dün bir kız demeye çıktım da sabah mesaj atmış. Ne demiş? Bak dedim, ay doğar ayazlanır, gün doğar beyazlanır. Benim sevgili yarim uyanmaya nazlanır. Günaydınlar, tombik ekmağım. Tombik ekmağım mı? O ne demek ya? Ne demek olacak Zuhal? Kadınların bana bayılıyorlar. Ne yapayım? Sana tombik ekmağım diye mi bayılıyorlar? Bak lavaşım diyen var. Tombik ekmağım diyen var. Vakfı kebir ekmağım diyen bile var. İşte ilk tanışma ya ondan. Sen gene de fazla sevinme ya. Vallahi sonra değişebilir bu durumlar. Sen benim ne kadar tatlı bir insan olduğumu unutuyorsun galiba Zuhal. Unutur muyum canım? Olur mu hiç öyle şey? Her sabah Hulyan abi. Hulyan abi. Hulyan abi. Hulya bari diyecektim bak Allah'ım yarabbim. Ya. Bir şey soracağım. Sor. Ben sence ne yazayım ona? Tombik dönerim yaz. Oo dur bak süper gün. Hemen yazıp geliyorum. Efendim Mustafa şöyle bir mesaja dalmışken ben de diyorum ki sizlere güzel bir gün olsun inşallah. Servislerinde bizi dinleyenler, metrobüste, kendi aracında, evde, yatakta, koltukta, iş yerinde. Herkese diyoruz ki hazır olun, Zuhal Topal'ın günlüğü başlıyor. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Süper Sabahlar. Mustafa senin bıyığın var mı? Var ama verme. Ne biçim soru? İşte bak bildiğin bıyık görmüyor musun? Hayır canım, gür çıkar mı? Seyrek mi çıkar? Ya ya ya, parçalı, bulutlu, orta ve iç kesimleri sağanak şekilde çıkıyor Zuhal'cığım. Ay şakaya bak. Ne biçim şaka bu? Ya, tamam ya, ben kirli sakalcığım Zuhal. Yıkamıyorsun yani sen sakalları. Pis pis sakallarla mı dolaşıyorsun? Bak şakaya bak. Hiç ay hep sen mi yapacaksın bu şakaları? Biraz da ben yapayım. Ya sen niye şimdi böyle kıldan tüden mevzulara girdin Zuhal'cığım? Laf açmaya çalışıyorum. Yahu neden laf açmaya çalışıyorsun sen ya Zuhal? Bodoslama dal işte. Sen hiç beni laf açmaya çalışırken gördün mü? O zaman geliyor. Estetikte son moda bıyık ekimi. Bıyık ekmek ne ya? Patates mi ekiyorsun? Şimdi sen modayı takip etmediğinden bilemedin tabii. Son dönemin global modalarından birisi bıyık bırakmakmış. İnsanlar deli gibi bıyık ektiriyorlarmış. Bıyık da bıyık, bıyık da bıyık diyorlarmış. Kim bu mallar ya? Aa çok iyi. Yurt dışında falan böyle modaymış efendim. Bak işte Türk olmanın faydaları. Kıllı kıllı adamlarız zaten. Japonluk öyle değil mesela. Adamlar direkt ağdalı doluyorlar zaten. Ne biçim şeyler moda oluyor bu ara böyle ya? Ya benim bazı kız arkadaşımla bu modanın etkisi neydi de zor attım kendimi o ilişkiden. Hani Aysel'im biriyle birlikteydim de böyle hani boş ver neyse. İsim vermeyeyim. Ay ben de ne bileyim bilemedim şimdi böyle kıl tüy şeyleri de moda diye şey yapıyorlar ama. Abi insan olduğu gibi seveceksin. Mesela ben hiç bakmam kıllı kılsız. Allah cezamı vermesin. Bıyık diyoruz zaten. Allah sadece Allah. Sadece bıyık mı? Pardon ben sadece bıyık olarak algılamadım. Özür diliyorum buna. Bıyık konuşmuyor muyuz deminden beridir? Hayır ben böyle... Ay çok bıyık bıyık konuşuyorsun sen de. Baydın. Yara. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Efendim, şimdi karşınızda koşarak kaçmanız gereken sevgili tipleri var. Zuhal Topal'ın günlüğünden dev hizmet, duruş. Peki bunları nasıl tanıyabiliriz? İşte ipuçları. Bir, hep kendilerinden bahsederler. Ukala diyebilir miyiz bunları Zuhal'cığım? Diyebiliriz. Egoist diyebilir miyiz? O da olur. Ahlaksız, şerefsiz diyebilir miyiz? Aa, bakma sen de daha ayıp. Peki bir... Bak istersen biz sonra senin bir ruhuna El Fatiha diyeceğiz yani Mustafa yakında yani. Allah razı olsun Zuhal'cığım. Allah tuttun çeyrek altın yapsın. Takması kolay olur. Sağ ol Pikachu. Koşarak kaçmanız gereken sevgili tiplerinin ikincisi ise yüksek sesle konuşanlar. Yüksek sesle konuşan sevgili adayı gördün mü? Gaza gelmiş kırmızı eşortmenli Yılmaz Morgül gibi koşacak. Ben zaten Yılmaz Morgül'ü görsem direkt koşarım ki. Yılmaz Morgül'e doğru mu? Yok canım, ters yöne doğru. Ha ben de bağıran erkeği hiç sevmem. Ya erkekten biraz ağır olacak, oturaklı olacak, bir üslup adap bilecek yani. Ben yeri geldiğinde de bağıran kadını severim Zuhal'cığım. Yeri geldiğinde derken? Şarkı arasında söyleyeyim onu, şimdi ayıp olur ama. Ne demek ya, Allah Allah. Niye konuyu değiştiriyorsun Mustafa? Niye ya? Bak şöyle güzel bir kadın. Mustafa. Oh yeah Mustafa diye bağırsa. Oh yeah mi? La havle kuvvete. Üç numara kavgacı sevgililer. Kavgacı sevgili gördün mü? Usain Bolt gibi koşacaksın. Kavgacı sevgili derken böyle Jean-Claude Van Damme gibi mi? Sevgilisiyle kavga edin diyoruz ya.
Fandem mandem diyorsun. Allah Allah. Bakın dördüncüsü ise yalan söylemekten çekinmeyen sevgiliyi gördüğün yerde topuklayacakmışız. Yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar. Hadi be, şuraya bir kobra salsak sen al. Nasıl korkarsın Allah? Evet, salmayalım kobraları diyoruz. Bir ara verelim o zaman. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Evet, geldik merakla beklenen bölümümüze. Kotan postası dolu dolu geliyor. Yine içinden çıkılmaz sorular senin sayende aydınlığa kavuşacak. Hazır mısın Mustik? Ben her zaman dinleyicilerimiz karşısında hazır ve nazırım. Hadi o zaman ilk sorumuz gelsin. Tuzla'dan Melis diyor ki, Mustafa Bey, ben de sizin gibi geniş bir insanım. Yani vücut olarak. Tam bir lüfer tutkunuyum. Ama biliyorsunuz 13 santimin altını yemiyoruz. Soyu tükeniyor. Ben kime gitsem hep 13 santim altı. Aç mı kalacağım? Ne yapacağım? Nereden bulurum büyük lüfer demiş. Evet. Mustafa Bey cevap bekliyoruz. Bence boyutunu boş versin Melis. Buldun mu gömeceksin. Izgaraya tavaya. Tabii. Yasak yasak. Soyu tükeniyor. Soyu tükeniyor. Zahir bak. 13 santimden aşağısı hakikaten zevk vermez ama. Sen denedin herhalde. Tercihde konuşuyor. Yok. Deneyen arkadaşım anlattığını biliyorum da. Onlar şöyle yapsın. Melis küçükten alacak ellerine büyütecek. Ha, balığı büyütecek yani öyle mi? E tabii canım. Ya arada aklıma... Senin aklına... Aklım kaynıyor yani çok... değil vallahi da hani konuşamıyorum. Konuşma zaten sıradaki soruya geçelim terbiyesiz. Vallahi nöbetçileri çağıracağım çok sinirlendim ya. Ya niye ben ne yapayım kadın soruyor 13 santimli lüferden altını yok diyor bulamıyorum ben ne yapayım? Bana yazsın ben ilgileneceğim Melis'le. Ton balığı yerin kutuda. Vallahi bana yazsın Instagram'dan yazsın bana Zuhal'e de yazabilir. Hep beraberiz zaten. Öyle mi? Ay ben bir saat sonra kurtulacağım zannediyordum senden. Allah kahretsin bugün de başıma teşne bu. Olma hemen kısa bir ara verelim. Sonra tekrar buradayız. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la süper sabahlar. Evet, önümüzdeki habere göre bir devrin daha sonu gelmiş. E artık devre değişti, çelikli değişti. Değişmeyen bir sen kaldı. Delikanlı adam öyle zıplık değişmez öyle. Bak ben 10 yıldır 94 kiloyum. Kafa hariç mi? Yok komple, tamamı 94 ya. Devir şöyle değişmiş efendim. Uzmanlara göre kadınların eş seçerken parasına bakma durumu artık geçerli değilmiş. Yalan, öyle bir şey yok. Ama uzmanlar diyor. Uzman dediğin masa başına sallayan adam ya, ne uzmanı ya. Sokağa çıksınlar da göreyim ben onları. Ben bilmem artık. Kadın artık parayı falan takmıyormuş güya. Ya öyle bir şey olsa burada ne işim var benim Zuhal? Hastayım gelemiyorum diye mesaj atardım. Sözde o paraya bakmayan kişilerle takılırdım. Yapmayın Allah aşkına ya. Ama erkeklerin de eş seçerken güzel olmasına bakma durumu da değişmiş. Ya kim çıkarıyor böyle saçma sapan haberleri? Ben erkek değil miyim şimdi yani? Yani. Dallan gibi adamım. Bak, bak bana bir orada. Baktım baktım. Doğru söyleme bak. Kenan İmirzalıoğlu andırıyor muyum, andırmıyor muyum? Şimdi ne desem Mustafa bilemedim. Kalbimi de kırmak istemiyorum ama. İyi bak ama. İyi, evet bakıyorum. Bak şu açıdan Kenan mıyım değil miyim? Bu açıdan Kenan'ın kulak memesiyle senin sol kulak memen aynı. Ayıptır ama vallahi ayıptır arkadaşım. İki kromozomla kaçırmışsın vallahi Kenan'la. Ben sana öyle söyleyeyim yani. Ama sen mesela saçlarını boyat Tarık Mengüç'sün. Olmadı mı? Ara. Arıyorum. En acilinden al. Tarık Mengüç'ü arıyorum. O kim be? Aa, terbiyesiz. O kim harbi ya? Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Çok önemli bir uyarı var sırada. Evet buyurun dinliyoruz. Efendim WhatsApp'ta çok gülmeyin yoksa WhatsApp'ınız çökebilir. Sıkış bir haber geldi bu zamanda. Evet çok ciddi bir haber geldi. Vallahi zoptirik bir haber bu. Yok daş gibi. Tırt haber olmasın bu? Aa dur bak dur.
Bir araştırmacının bulduğu hataya göre WhatsApp'ta kullanıcılar 4000 emoji gönderirse WhatsApp'ları çöküyormuş. WhatsApp da oluyorsunuz o zaman. Vay babayın kemmüne. Yani sohbetlerinizde çok fazla gülmemeniz gerekiyormuş. Kesin bilgi yayalım mı? Yay yay yay. Zaten işin gücün yaymak ya, neyse. Bana bir şey olmaz, ben zaten az emoji kullanıyorum. Nereye az emoji kullanıyorsun ya? Bir mesaj atıyorsun. Maşallah gülenler, ağlayanlar, çığlık atanlar, patlıcanlar, kızanlar, üzülenler. Yalan. Yalancı Drogba kovalasın mı? Yok, kovalamasız var. Yalancı Yılmaz Morgül kovalasın. Ay Yılmaz Morgül dedin de geçen Survivor'da gördüm. Benim takvime göre mayalar denize yoğurt mayalar dedi. Ben de aynı böyle bir tepki verdim, inanır mısın? Ama izlettiriyor ya ya. İzlettiriyor. Birazdan bu konuyu enine boyuna tartışacağız efendim. Kısa bir aramız var. Birazdan tekrar devam edeceğiz. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekilme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Sevgili dinleyenler, her yaştan kadının merakla beklediği köşemize nihayet geldik. Çok şükür, hadi bakalım. Genç kızların Godzilla'sı, King Kong'u, Alien'ı, Zuhal Topal'la ilişki durumu başlıyor. Ama bunlar hep canavar. Ya canavar olur mu Zuhal'cığım? Bak, dosta güven, düşmana korku, sana kahramanlar bunlar ya. Salalım o zaman, ne yapalım? Ben mi salayım? Yok sen salma, lütfen sen salma, rica ediyorum. Sen sorunuzu söyle. O zaman adreslerimizi hatırlatıyorum. Twitter'ımız Zuhal'in günlüğü. Instagram'ım Zuhal Topal. Benimki de Mustafa Kotan, Snapchat'imde Mustafa Kotan. Baş Snapchat'ine, devam et. Ferhunde sormuş. Hı. Zuhal abla, kocam uykusunda şakır şakır Rusça konuşuyor. Nereden öğrendin diyorum. İnsanın geçmiş hayatları rüyasına girer. Orada öğrenmişindir diyor. Geçen hiç anlamadığım bir dilde konuştu. Bu adamın kaç geçmişi var? Nereden öğrenebilirim? Vallahi adamın geçmişi karanlık Ferhunde. Ben onu söyleyeyim sana. Vallahi bana sorarsan da aydınlık. Boğaziçi Köprüsü gibi ışıl ışıl duruyor. Kocan seni yemiş Ferhundeciğim. Dilini vallahi şapırtada şapırtada hem de. Ya yabancı diller değişmiş, bak bak bak. Bak dil ne demişler? Dil dile değmeden öğrenilmez. Sen bunun bir Facebook'unu kapat da önce. Çok sinir yaparsa bil ki orada bir şeyler karıştırıyor Ferhunde yani. Sen beni dinle tatlım. Sen devam et. Kısıklı'dan Zehra sormuş. Hı. Diyor ki erkekler iş ciddiye binince hemen kaçıyor Zuhal abla. Bir çocukla tanıştım. İlk buluşmaya gittiğimiz kafede çaktırmadan kahvesine tuz serptim. Bir daha aramadı. Sence mesaj atayım mı? Zehra sen kaydırma yapmışsın yavrum. Bence vakitsiz tuzlama yapmış Zehra. Horozun kafası gibi ilişkinin kafası gitmiş. Bak bir dahakine daha sakin ol. Bu kadar da şey yapma yani, erkek mi yok ya? Zehra erken öten horoz olmuş adeta. Üne. Var mı yeni soru? Var var. Trabzon'dan Leyla sormuş. Diyor ki Zuhal abla, sevgilim evlenmeden önce beni daha iyi tanımak istiyor. Kendisi inşaatçı. Kod farkına çok önem veriyor. Bir önden fizibilite çalışması yapmak istiyormuş. Sence ne yapayım? Bu çocuk çakal Leyla. Temel sağlam olmalı ama Zuhal. Ne yapsın çocuk? Temel atma törenine kadar bekleyecek o zaman. Bir beton dökseler. Ben şimdi dökeceğim o beton senin kafandan aşağı. Adam tamam tamam, zil. Zil mi? Hadi çık teneffüse yavrum. Yarın da velin gelsin, bekliyorum. Beslenme çantana da mosmor olmuş yumurta koymuşsun. Leş gibi kokuyor. Kafa gitti de bir ara verelim. Gitti. Hadi bir ara verelim efendim. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Berberlerle aran nasıl Mustafa? Vallahi sevgiler gününe mesaj atmadım diye aramız biraz bozuk. Şimdi bayağı samimi olmuşsun berberle ya. Ne alaka? Sadece arkadaşız, gittiğimde görüşürüz işte, o kadar. Gerçi senin saçlar 11'e 11 maç yapıyorlar da berberle ne işin olacaksa. Olur mu ya, bak her berberin, ya erkeklerin berberlerle özel bir ilişkisi vardır. Biliyorum biliyorum ne demek istediğini, anladım. Erkekler berberlerine sadıklar mı? Ben bir kere berbere aldatmışım. Aynada göz göze geldik. Böyle aramıza derin bir sessizlik oldu. Ona Mustafa, ben de o zaman İstanbul dışında başka biri kesmiş saçlarımı. Saçların beline kadar. Evet, tabii. Sırma saçım. Bana şey dedi, saçlarına başkasının elleri değmiş ha dedi. Ay o eller kırılsın, o eller. Bak biz kadınlarda öyle bir şey vardır ama bak, berber kuaförlerimize ihanet etmeyiz bak. Hani bazen küçük kaçamaklar yaparız ama sonuçta döner dolaşır gene tilki dükkanına gideriz bizim için. Çünkü bak mesela bir kadında çok önemlidir saç, tamam erkeklerde de önemli ama şimdi ben saçımı, cinsini bilen, efendim bana nasıl modeller yakışacağını bilen, hangi renki
işte dip boyasını bilmem nesini tutturacak olan, beni tanıyan bir kuaför olması lazım. Ben şimdi bir ona gitsem, bir buna gitsem mahvol, yanar bu saçlar. Ben gördüm öyle yanı, saçları yanmış biri vardı. Kimdi geçen gün gitmiş kuaföre, başka bir kuaföre gitmiş ünlülerden biri de. Sarıyı tutturacağım diye dibini görmüş. Çok içlendin sen, bir üzüldün. Ya dibini görmüş. Pardon, dibini görmüş derken dibinin yanığını görmüş saçının, çığlık atarak çıkmış. Onun için kuaförünüze ihanet etmeyin. Hangi kuaföre gidiyorsanız ona gitmeye devam edin yani. Ama kuaförler zaten çok önemli kadınların hayatında. Çok. Ben de çok önemli değil valla, yalan. Benim için artık bu saatten sonra kimse önemli değil. Öyle çok fazla şey bile yok. Biri olmazsa biri olur. Hadi güle güle. Çok sağ ol Mustafa. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekilme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. James Bond'un Spectre filmi için özel olarak üretilen araba bir açık arttırmada, sıkı durun, 10.2 milyon liraya satılmış. Oha! Ya bak, millet bir arabaya 10 milyon TL veriyor, 10 milyon. Değerli zengin kardeşlerim, artık işin böyle şeyini çıkardınız. Tamam, paranız var, anladım. En zengin sizsiniz, bravo, alkış böyle şak şak şak. Yapmayın ama artık. Hakikaten ya. Ama koleksiyon amacıyla kullanacaklarmış galiba. Çünkü karbon emisyonu yüksek olduğundan arabanın trafiğe çıkması yasakmış. Karbon emisyonu nedir Zuhacığım? Karbon emmüklü araba, anlamadım valla. Ay, karbon emisyonu karbon salınımı demek ya, cahal. Salıyor yani karbonu. Evet, çok salıyorsa çevreyi kirlettiği için de trafiğe çıkamıyor işte araç. O zaman benim de çevreye çıkmam yasaklanmalı. Kesinlikle trafiğe çıkmamalı. Senin insan içine çıkmaman lazım. Kafesin içine dolaştırmak lazım seni. Ayrıca James Bond'u canlandıran İngiliz aktör Daniel Craig'in filmde giydiği bir kostüm 98.500 sterline satılmış. Nereden baksanız sevgili Süper FM dinleyenleri, 400 bin TL'ye tekabül ediyor. Bir takım elbise 400 bin TL mi? Ya sorma valla. Aa valla bu ne ya? Bu ne? Bak zengin kardeşi, buradan sesim. Lütfen efendi gibi zengin olun. Şımarık şımarık. Bu ne zengin tipleri? Bırakın Allah aşkına şunları. Ayrıca açık arttırmanın da gelire sınır tanımayan doktorlar vakfına bağışlanacakmış. Sınır tanımayan doktor nedir ya? Herhalde çılgın doktorlardan bahsediyorlar. Ha, bizim Kutsi gibi yani. Ha Kutsi. Tövbe. Ben sana bir haber okuyabilir miyim? Oku bakayım, Pikachu. 36 kişiye aynı anda dövme yaptırarak dünya rekoru kırdı. Ha, tırt bir haber bulmuşsun kendin gibi. Yani neresi tırt ya? Bak, manşetlik haber bak. Matthew Whelan isimli bu İngiliz kardeşimiz kendini aynı anda 36 erkeği birden dövdürmüş. Oh maşallah. Tam olarak nereleni dövdürmüş? Vallahi dibinden başlamış, komple dövdürmüş. Bak, vücudunda toplamda 2000 dövme, 40 tane piercing varmış. Ne yapmış bu Matthew ya? Vallahi her yerini dövdürmüş böyle komple, boydan boya. Yağlı tablo gibi olmuş ha. Ne manyak insanlar var değil mi sevgili Süper FM dinleyenleri? Aa, küçük Matthew'yu da maviye boyamış, adını tembel şey koymuş. Vallahi şimdi çağıracağım. Bu neymiş ya? Aklını başına devşir arkadaşım. Ne, benim ne suçum? Millet şeyini maviye boyatıyor. Ne beçler beni götürüyor. Terbiyesizleşmeyelim lütfen. Vallahi bak, gitti oksijen de gitti odada. Emmükledin hepsini ya. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Şimdi Çin'in Hubei eyaletinde soyduğu evlere kibar kibar notlar bırakan nazik hırsız, daha evvel de biz biliyorsun bahsetmiştik bu, evet, kardeşten. Son girdiği evde uyuyakalınca polis tarafından yakalanmış. Nasıl notlar bırakıyormuş? İşte güvenlik görevlerini suçlamayın, onların da yapabileceği bir şey yoktu. İlaçlarınızı aldım, başka çarem yoktu, üzgünüm falan gibi işte. Üzüldüm notlar be. Sonra hırsız eve girmiş, burada da acık kestireyim demiş, sonra kıskırarak yakalanmış. Keşke alarmı kursaymış mal. Hırsızlığı gittiği evde. Polis uyandırmazsan iyidir Zuhay. Gerçi doğru söylüyorsun. Valla mı? Yok konuyu değiştireceğim de uzatma diye öyle söyledim. Aman, ben ilk defa bana katıldın diye sevinmiştim ya. Peki hanımlar dikkat, uzmanlar bebeğin neresinden öpülmeli, neresinden öpülmemeli sorusuna açıklık getirmiş. Oh, çok şükür gözüme günlerdir uyku girmiyordu, iyi oldu. Bebeğin ayaklarından öpülmezmiş. Bebeğin ayaklarını öperseniz bebek ileride kıskançmış. Saçmalığa bak ya. Ne alakası var şimdi bunun? Ne bileyim, uzmanlar böyle saçma sapan şeyler işte. Ben hep öpüyorum kızımın ayaklarını valla. Aynı zamanda bebeğin boynundan da öpülmemiş. Bu da bebekleri aşırı hassas yapar. Neresini öpeceğiz bu çocuğun ya? Bebeği kafadan öpersen bıngıldak bakımdan sıkıntı çıkacakmış. Valla hanımlar beni her yerimden öpebilir ama her yerimden hiçbir sıkıntı çıkarma. Allah seni kahretmesin. Aaa! Bu nedir ya? Gerçekten olacak iş değil yani. Bebeklerle ilgili bir şey anlatıyorum. Sen kendi koca kafanı sokuyorsun ortaya.
Ne yapayım arada? Ay Fatih kendim... Allah aşkına bir şarkı gir. Ne olsun, sinirim bozuldu beni. Aç ağacağım valla gene nöbetçileri ya. Dur şarkı girmesin. Vallahi neyse çok sinirlenip program bitsin bari şu anda. Aa bitirdin değil mi? Olmuş. Senin yüzünden bitti program. Neyse yarın görüşürüz efendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Zuhal Topal'ın günlüğü.